yakılır of, küllerine cezve sokulur. İçerimde yangın yakılır of, küllerine cezve sokulur. Son bakışın aklıma takılır, aklıma takılır, aklıma takılır. Son bakışın aklıma takılır, aklıma takılır, aklıma takılır. Kaybolan yıllar, sessiz sedasız. Kaybolan yıllar, sessiz sedasız. Kaybolan yıllar. Haçlı? Bir şey mi oldu Rozan? Ezel kaç saat oldu, ortalarda yok Haçlı. Hiçbir yerde bulamıyorum. Telefonunu, çantasını, hiçbir şey almadan çıkmış evden. Kendine bir şey yapar diye çok korkuyorum. Korkmayın. Biraz daha bekleyin. Eğer hala dönmezse bana mutlaka haber verin. Tamam. Ne oldu Haçlı? Aygıncık ortalarda yok muymuş? Kapa çeneni Niran. Birazdan bu kadar keyifli olamayacaksın. Gece geçer yar geçmez, yol bana sevda girmez. Mehmet'im, hiçbir şey elimde tutamadığım gibi seni de tutamadım. Seni de kaybettim. Belki bugün, belki yarın ansızın tutacaktım ellerinden. Belki bugün, Ezel, bir problem yok değil mi? Kimsiniz? Tanımadınız mı? Sizi tanımıyorum. Ümit ben. Esme'nin arkadaşıyım. Mehmet'imi buldunuz mu? Haber var mı? Yapmayın lütfen. Sizi eve götürmemi ister misiniz? Hayır. Eve gitmek istemiyorum. Uyumak istiyorum. Uyumak ve bir daha hiç uyanmamak. Tamam, gidelim şimdi. Dinlenin biraz. Dün akşam gittik. Yanımda kim vardı? Leyla vardı. İyi misin? Her şey yolunda mı? Moralin nasıl? Bilmem. İyiyim galiba. Kendimi toparlamaya çalışıyorum. Sana bir şey sorabilir miyim? Tabii. Esmer. Yani onunla ben. Bir umut var mı?
Sence beklemeye değer mi? Biz bir arada olabilir miyiz? Bence seviyorsan her zaman umut var demektir. Esmer'i bu kadar çok seviyorsun madem ki pes etme. Bırakma. Ama böyle intihar ederek, kendini öldürmek isteyerek onu yanında tutamazsın. Ben de sevgim için her şeye göz geriyorum. Ben de aynını yapacağım. Vazgeçmeyeceğim. İkimiz için de daha henüz hiçbir şey bitmiş değil. Ama o hala Ezel'i seviyor. Onu unutamıyor. Ezel döndüğünden beri eski Esmer değil. Bugün Ezel dükkana geldi. Çok garipti. Esmer'i sordu. Ezel sana mı geldi? Hı hı. Beni nereye götürüyorsun? Sana her şeyi anlattım. Bebek Bulgar'da diyorum. Ahmet, Ezel Hanım'ın evine gidiyoruz. Emredersiniz efendim. Benim ne işim var orada? Bırak beni. Bebeğin yerini öğrendin işte. Daha ne istiyorsun be? Sana hiçbir yere gitmiyorsun dedim. Seninle işimiz daha bitmedi. Sakin ol. Sakin ol. Yalandı. Bak simit de aldım. Yanında da güzel bir çay. Ne dersin? Geleceğimi biliyordum, değil mi? Her zaman bilenler her şeyi bilmezler. Her şeyi bildiğini söyleyenler başka bir şey bilmezler. Hoş geldin evladım. Hadi gir içeri. Özlemişim burayı. Camcı baba. Çayını da burnumda tutuyordu. Hadi. Duygulanma. Bu kapı her zaman sana açık. Babayla oğul arasında olur böyle kırgınlıklar. Geçti, bitti. Mehmet bulundu mu? Hala bir haber yok. Esmer de bulamadı. Kimse bir şey yapamıyor. Elimiz kolumuz bağlı bekliyoruz böyle. Üzülme.
yeter karanlık bakmayı bilenler için bir anlam taşır oğlum. Peki benim karanlığımın sonunda ne olacak camcı baba? Aydınlık olacak. Her şey gün ışığı gibi yeniden baştan parıldayacak. Ben Esmer'i dostumu özledim be baba. Eski günlerimizi özledim. Burnumda tütüyor ama yapamıyorum. Ondan beni affet deyip özür dileyemiyorum. İçimdeki zehri akıtamıyorum bir türlü. Bir yanım kurtul bu hastalıklı sevdadan, çek git diyor. Diğer yanım beni gitme diye kemiriyor. Ne yapacağım be baba? Söylesene. Zaman senin adına her şeyin nasıl olması gerektiğini planlıyor oğlum. Yakında her şey olması gerektiği gibi olacak. Hiç merak etme. Ezel, bebeğim. Senin ne işin var burada? Bilmem. Herhalde Haç'la uzun zamandır görüşmedik diye beni ziyaretine getirdi. Mehmet'i bulduk. Bulgar'ın elindeymiş. Bulgar'ın elinde mi? Sen değil mi? Her şey senin başının altından çıktı. Şeytan! Nasıl yaptın buna? Ne istedin o küçücük çocuktan? Niye kaçırdın torunumu? Yapma. Şeytansın sen. Şeytan! Bir şeytansın! Bırak. Bırak beni be. Bırak. Çekil şuradan. Tamam Musa Hanım. Tamam. Sakin olun. Şimdi önemli olan Ezel ve Mehmet. Ezel nerede? Hala gelmedi mi? Hayır. Hiçbir haber yok. Ne oluyor burada? Bir şey mi var? Sinan bebeği bulmuş. Bulgar'ın yanındaymış. Ezel hala ortalarda yok hali. Başına kesin kötü bir şey geldi. Ezel bugün Meleğin dükkanına uğramış. Ezel'i bulacağım. Hiç merak etmeyin. Bebeği de getireceğim. Artık üzülmeyin. Yürü, gidiyoruz. Seninle daha hesabımız bitmedi iblis. Beklerim şekerim. Cehennemin kapıları herkese açık. Bir dakika. İzin ver, ben de sana yardım edeyim Esmer. Thank you.
Kan gruplarımız tutuyor öyle mi? Hı hı. Peki bu çocuğun benimle akraba olma ihtimali nedir? Efendim, DNA testini görmeden, gerek duymadan alt kan grubu incelemesine ve fiziksel benzerliklerinizden bakarak %70 gibi kuvvetli bir ihtimal görüyorum. Demek bizi kan çekti ha ufaklık. DNA testi sonuçlarını bir an önce istiyorum. Emredersiniz efendim. Rıza Hanım, zorluk çıkarmaz bizimle gelirseniz torununuzu görebilirsiniz. Peki, hemen geliyorum. Bir dakika bekleyin. Mehmet nasıl? O iyi değil mi? İyi, merak etmeyin. Göreceksiniz efendim. Telefon yok. Kimseye bilgi veremezsiniz. Buyurun gidelim. Buyurun. Nerede Mehmet? Torunum nerede? Birazdan göreceksin. Heyecanlanma. Ama benim neler öğrendiğimi bir bilsen daha fazla heyecanlanırdın. Ne demek istiyorsun Nikolay? Donasete dedeto. Bebeğim benim Mehmet.
Canım, yavrum, canım, canım. Güzel oğlum benim. Tanrım şükürler olsun sana. Canım, canım oğlum, canım, canım. Ben sana torunini verdim. Şimdi sen de bana kızımı getireceksin. Gerçekleri benden biraz daha saklarsan sana dünyayı dar ederim Roza. Canım. Oğlum. Canım. Mis kokulum. Sen her şeye değersin. Sen her pazarlığa değersin. Alo. Alo. Neredesin sen Roza? Geliyorum Süleyman, yoldayım. Yolda mısın? Hangi yol? Saatlerdir ulaşamıyorum sana Roza. Hadi çabuk. Neredeysen çabuk eve gel. Bulunmuş bakıyorum. Evet. İzin verirsen içeri girelim dedesi. Mehmet üşüyor. Açıklama yapmanı bekliyorum Roza. Torunumuza kavuştuk Süleyman. Bundan daha önemli ne olabilir? Daha önemlisi bebeği bulmak için kime gittiğim. Ben Süleyman, seni üzecek bir şey yapmadığıma emin olabilirsin. Gerçekleri duymak istiyorum Roza. Bana olanları anlat. Susma, konuş! Torunumu kaçırdılar. Ezelim aklını yitirmek üzere. O oğlunun, ben torunumun hasretiyle yandık kül olduk Süleyman. Sen niye yalvarmaya gittin, öyle mi? Başka çarem yoktu. Doğru ha. Ona gittiğin doğru demek. Onunla mı beraber olmak istiyorsun? Bana ihanet mi ediyorsun? Yalvarırım dur. Mecburdum. Çaresizdim. Hayır! Sen her şeyi kirlettin, her şeyi! Beni neden buraya getirdin? Dur be oğlum, ne acelecisin? Birazdan anlayacaksın. Ümit, akşam akşam bulmaca çözdürme bana. Zaten yeteri kadar dertle uğraştım. Lütfen, birkaç dakika daha sabret. Ne diyorsun be?
Lan şerefsiz, versene borcunu. Ne borcu lan? Borç morç yok. Şimdi ikile bakalım. Var mı öyle ya, ama vereceksin. Vermezsen ne olur lan? Ha? Vermiyorum. Yeter artık. Ben gidiyorum. Dur. Geldi işte. Sen Esmer'le bizim bebeğimiz ol, olur mu? İsmi ne bu bebeğin midir anne? Mehmet. Mehmet. Canım Mehmet. Bebeğimizin adı Mehmet Esmer. Esmer, bak bu... Mehmet. Sen... Karşımda olduğuna inanamıyorum. Ben bugünün geleceğini rüyamda görsem inanmazdım. Mehmet bir polis Esmer. Genç yaşta çok başarılı bir komiser yardımcısı. Oturalım mı? Ezel nerede? O da burada olur sanıyordum. Onu ne zaman görebileceğim? Birlikte değil misiniz? Biz... İstediğin zaman görebilirsin onu da. Siz... yetiştirme yurdunda bana anlatılan bir efsaneydiniz. Siz ve Ezel. Bana bakan, bana adımı veren. Annem ve babam gibi davranmışsınız bana. Babamı gördüm. Annem de evde herhalde. Tek tek geri almaya başladık. Hoş geldin oğlum.
Mehmet'ini buldum. Mehmet'imizi de buldum, biliyor musun? Seni çok özledim Ezo. Benim olan tek şeydi, tek şey. O benim ömrümdü, Ezo'mdu. Onu beklesem gelmez, gelse bağlasam kalmaz. Balda gözyaşı çıktı.